Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Haziran ayının konu başlıklarına önce bir bakalım. Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler burcunda ilerleyecek. 21'inden sonra ise Yengeç burcuna geçecek. Merkür retrosu tamamlanıyor bu ay. Yay burcunda bir dolunay var. Yengeç burcunda bir yeni ay var. Mars Koç burcunda Jüpiter'le birlikte ilerlemesini sürdürüyor ve Venüs 23 Haziran'a kadar Boğa burcunda olacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş İkizler burcunda olacak ayın 21'ine kadar. 11. evinizde parlıyor olacak. 30 Mayıs'ta zaten İkizler yeni ayı doğmuştu sevgili aslanlar. Aslında bu ayın genelinde biraz hedef odaklısınız. Hani geleceği düşünüyorsunuz, projeleriniz var, fikirleriniz var. Bunları uygulamak istiyorsunuz ama tabii ki doğal olarak bazı şeyler gecikmiş olabilir. Çünkü Mayıs'ta Merkür retroydu ve 3 Haziran itibariyle Merkür retrosu Boğa burcunda tamamlanacak. Öncelikle Boğa burcunda ilerlemeye başlıyor Merkür 13 Haziran'a kadar, daha sonra da İkizler burcuna geçecek. Şimdi bu Merkür'ün ilerlemesi ayın 13'üne kadar olan dönemde aslında Mayıs ayında planladığınız ama belki hayata tam geçiremediğiniz ya da yarım kalmış ya da ertelenmiş konuları şöyle bir toparlamak için size fırsatlar verebilir. Daha çok işiniz, kariyerinizle ilgili konular aslında bunlar. Hani hedeflerinizle ilgili konular. Daha toplumdaki statünüzü etkileyen bazı hedefleriniz olabilir. Yani bunlarla ilgili konuşmanız gereken, onayını almanız gereken kişiler, üstleriniz olabilir, otorite figürleriyle ilgili konular olabilir, iş görüşmeleri olabilir. Hani bunları toparlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Şimdi Merkür'ün ileriye dönmesi bunları daha rahat ele almanızı sağlayacaktır. Venüs Boğa burcunda olacak. Venüs burada iyicil bir etki olarak aslında kariyer konularında sizi destekliyor. Ayın 23'üne kadar da güzel bir etki verecek. Üstlerle ilişkileriniz daha iyi ilerleyebilir. Anlayış görebilirsiniz, yardım görebilirsiniz. İş ortamınızda şartlar iyileşebilir. Daha önceden hani iyi değerlendiremediğiniz bir şeyi, bekleyen bir işi şimdi tekrar ele alırsınız. Belki bunun daha verimli sonuçları olabilir. Ayın 12'sinde Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu var Boğa burcunda ve Kuzey Düğüm'de de olacak bu. Yani çok kadersel bir tesir aslında. Hem Uranüs hem Venüs Kuzey Düğüm'de birleşecek. Eğer işiniz yoksa ilginç kariyer fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz sevgili aslanlar. Veya çalışıyorsunuz, işiniz var, kariyerinizde böyle çok hızlı bazı değişimler, sürpriz teklifler falan olabilir. Veya siz cesaretle bir adım atabilirsiniz. Burada kararlar verebilirsiniz. Yani Uranüs değişim getirebilir ama yeni insanlarla tanışma, yeni deneyimler anlamında çok önemli bir geçiş bu. Önemli bir gezegen kavuşumu ve bu sizi etkiliyor. Yani geleceğinizi etkileyecek, statünüzü etkileyecek, kariyerinizi etkileyecek sürprizlere hazır olun. Bu ay ortasıyla beraber. Tam kavuşum 12 Haziran'da olacak ama birkaç gün öncesi ve sonrası da tabii ki bu tesir devam edecektir. Zaten bu kavuşum yakın zamanlarda 14 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay meydana gelecek. Yani bu dolunay size güzel bir açıda, ateş elementinde olduğu için 5. evinizde meydana geliyor. Hani bu da sizi aslında kendi yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz fırsatlar getirebilir veya yapmış olduğunuz bazı çalışmaların sonuçlarını da alabilirsiniz. Bunlar maddi manevi başarılar olabilir. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda şans olabilir. Çocuklarla ilgili konularda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz bu dolunayla beraber. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız eğer, hani ebeveyn olmak istiyorsanız bu da mümkün. Hani bir yandan 10. eviniz, kariyer evinizdeki hızlı gelişimler, bir yandan 5. evinizdeki dolunay, hani ebeveyn olmak gibi hayatınızda bir statü değişimi, çocuk sahibi olmak gibi bir kararı da tetikleyebilir tabii ki veya hani burada bir sonucu da tetikleyebilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızın geleceği, onların hayatları, hani o eğitimleri, ilişkileri, yani bunlarla ilgili bazı hedefleriniz de bu dolunayda gündeminizde olabilir. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı iş ve girişimler de sonuç verebilir örneğin bu dolunayda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı sevgili aslanlar? Eğer bu derecelere yakınsa bu dolunayın sizin için çok daha önemli ve güçlü tesirleri olabilir tabii ki. Dolunay ve yakınlarında Güneş Kova burcundaki Satürn'e güzel bir üçgen açıda olacak. Aynı zamanda Balık burcundaki Neptün'le de bir karesi var. İdealist ve çok hayalci olabileceğimiz gündemler de olabilir tabii ki. Biraz hani belki parasal konulara daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Özellikle yatırımlar konusunda. Ama Satürn'ün olumlu açısı eğer burada ciddi
disiplinli hareket ettiysek, yani uzun vadeli olumlu sonuçlar alabileceğimizi işaret ediyor. Özellikle ilişkilerden destek alabileceğimizi, uzun vadeli işbirlikleri gibi alanlarda ya da eşimizle verdiğimiz bazı kararlar ve planlarda daha istikrarlı olabileceğimiz bir süreci de işaret ediyor. Evet, ayın 23'üne kadar Boğa burcunda Venüs, 23'ünden sonra İkizler burcuna geçecek. Merkür ayın 13'ünden sonra İkizler burcuna geçiyor. Bu da ayın ikinci yarısından sonra özellikle tabii daha fazla sosyalleşme, arkadaşlarla bir arada olma, işte ekip halinde faaliyetlerde bulunma ya da arkadaş gruplarında takılma, buralarda daha fazla hareket getiriyor. Bunlar iş ve projelerde de tabii ki biraz daha ekip çalışmalarını destekleyecektir. Seyahatleri, eğitimleri, hani bu tarz girişimlerinizi de destekleyebilir veya işiniz eğer iletişim ve eğitim sektörüyle ilgili ise Merkür'ün ve Venüs'ün ikizlerdeki hareketi ayın ikinci yarısından sonra sizi daha güçlü bir şekilde etkileyecektir. Buradaki veriminiz artabilir. Ayın 21'inde Güneş Yengeç burcuna geçiyor sevgili aslanlar. Ve 29 Haziran'da Yengeç burcunda bir yeni ay var. 7 derece Yengeç burcunda. Bu yeni ay 12. evinizde olacak. 12. ev daha çok geri planda kalan, biraz hani izole olduğunuz bir alandır. Bu yeni ayla beraber biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Hareketli bir ayın ardından belki bir tatil planı olacak. Bir işe ara vermek, biraz dinlenmek, biraz uzaklaşmak için bir fırsat olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 7 derece ve yakınlarında değişken burçlarda ya da önce burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizi daha güçlü etkileyebilir. Yeni ay sırasında Venüs ve Jüpiter'in de güzel bir kontağı var. Güzel bir açısı var. Yani güzel tatiller, keyifli bazı size keyif verecek faaliyetler için destekleyecektir bu yeni ay sizi. Aslında Haziran'ın sonları ve Temmuz'un ilk yarısında da bu etki devam edebilir. Bunun yanı sıra şifa demektir 12. ev yeni ayları. Yani ruhsal, bedensel, zihinsel hayatınızda bir şeyleri aslında böyle iyileştirmek için, şifalamak için de fırsatlar verebilir. Bu biraz hani yalnız kalıp hayatınızı gözden geçirip dinlenip bir güç toplamanızı da sağlayabilir. Zararlı bir şeyleri ya da gereksiz bir şeyleri hayatınızdan çıkarmak için de size yeni açılımlar getirebilir tabii ki sevgili aslanlar. Evet, ayın geneline baktığımızda oldukça hani verimli olacak, şanslı günlerimiz var. Hani bunlardan özellikle iş ve kariyer hayatında işte 10, 11, 12 Haziran gibi bu dönemde olacak olan o Venüs-Uranüs kuzey düğüm kavuşumunun iş, kariyer ve gelecekle ilgili beklentilerinizde sürpriz bazı etkiler getirebileceğini söyledim. Tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. Bunun yanı sıra 19, 20, 21 Haziran. Hani buralarda da gerek Merkür'ün gerek Venüs'ün çok verimli, olumlu açıları söz konusu. Hani bunlar da bazı hani günlük hayatımızdaki işlerimizde, girişimlerimizde veya hani özel sosyal ilişkilerimizde gayet keyifli sonuçlar getirebilir. Bazı eylemlerimizin verimli sonuçlanmasını, daha şanslı pozisyonları sağlayabilir. Bu günleri de iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.